Merhaba Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte internet üzerinden ikinci el telefonlarınızı hem satabileceğiniz hem de 12 ay garantili olarak satın alabileceğiniz web sitesi olan EasyJet'e yakından bakıyoruz. Bu videomuz EasyJet sponsorluğunda çekilmektedir. Arkadaşlar şimdi lafı çok fazla uzatmadan hemen karşıma EasyJet.com'u açıyorum. Şimdi arkadaşlar EasyJet.com sayfamız burası. Zaten birçoğunuzun haberi olduğunu tahmin ediyorum. Telefon satma bölümünde arkadaşlar çeşitli kategoriler var. Mesela kozmetik durumunu burada 4'e ayırmışlar. Telefonunuzun durumuna göre. Biz burada şimdi mesela bir iPhone 6 satacağımızı, elimizde bir iPhone 6 olduğunu varsayalım. Hafızamız mesela 128 GB diyelim. Daha sonra kozmetik durumu iyi diyelim. Hani kötü, mükemmel, çok iyi veya iyi seçeneklerinden birini seçiyoruz. İyi, sonuçta eskidar telefonumuz. Cihazınız açılıyor mu? Evet, herhangi bir sorunumuz yok. Kamera durumunu soruyor burada size. Hepsi çalışıyor. Ön kamerası veya arka kamerası arızalı. Bunu seçebiliyoruz. Kameralarımızda da bir problem olmadığını varsayıyoruz. Ekranımızda mesela çizikler var diyelim. Parmak izi çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Evet'e basıyorum ve bana takas teklifini burada gösteriyor arkadaşlar. 1203 liralık bir takas teklifi sunuyor bana. Mesela ekranımızda kırık olsa bu fiyat düşecek ya da parmak izimiz çalışmıyor olsa fiyat düşüyor arkadaşlar. Burada telefonunuzda durum neyse tam olarak onu girmeniz tabii ki de sizin avantajınıza. Telefonunuzda bu işaretledikleriniz dışında herhangi bir sorun yoksa ücret yollanıyor arkadaşlar. Tabii ki de burada telefon ulaştığı zaman kendilerine çeşitli testler yapıyor. Mesela sıvı temasını biz dışarıdan göremeyebiliriz ancak kendi test merkezlerinde telefonda sıvı teması var mı yok mu gibi şeylere de yakından bakılıyor. Şöyle bir durum var iPhone'lar için geçerli olan arkadaşlar. Mesela siz burada kozmetik durumunu iyi veya kötü işaretlediniz. Telefonunuz o durumda. Siz gönderiyorsunuz EasyJet'e. Onlar da telefonu yenileyerek geriye satıyorlar. Bir de şunu hatırlatayım arkadaşlar, İstanbul'da yaşıyorsanız gelip kapınızdan telefonu alma gibi bir olay da var. Bence oldukça önemli bir detay. İllaki kargo ile vesaireyle uğraşmanıza gerek kalmıyor burada. Şimdi telefon alma bölümüne tıklıyoruz. Telefon al. Sizler için 3-4 tane telefon alacağız. Onları kargolayacaklar bizlere ve biz de burada durumlarına bakacağız arkadaşlar. Şöyle göstermek istediğim birkaç detay var burada. Mesela aşağıda kozmetik durumunu yine tıpkı satarkenki gibi seçebiliyoruz. Mükemmel, çok iyi ve iyi şeklinde. Mesela siz kozmetik durumu iyi olan bir telefon almak istiyorsunuz. Burada bunu işaretledik ve filtrelenerek karşımıza çıkıyor. Ancak durumunu merak ediyorsunuz. Telefona girdiğiniz zaman telefonun orijinal fotoğraflarını, telefonun kendi fotoğraflarını görüyorsunuz. Yani ekranda çizik var mı, kasada bir vuruk kırık var mı vesaire gibi şeyleri burada birebir görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bence oldukça önemli telefonun orijinal fotoğrafını görebilmek. Ha biz burada iyi seçtik arkadaşlar. Ancak siz burada mükemmel kategorisini seçerseniz zaten bu telefoncuların noktasız diye tabir ettiği şekilde herhangi bir çizdiği, herhangi bir sorunu olmayan tamamen mükemmel telefonlar, yani kasa açısından çok iyi telefonlar sizleri bekliyor. Tabi ek olarak bu kafanızda bir soru işareti oluşturmasın arkadaşlar. Tüm kategorilerdeki telefonlar gayet iyi, sağlam bir şekilde çalışıyor hepsi. Bu konuda herhangi bir şüpheniz olmasın. Şimdi gelin 3-4 tane telefon alalım buradan. Mesela ne alalım? Şöyle hızlıca Apple'a giriyorum. Bir tane mesela bir beyaz iPhone 10'um var benim arkadaşlar. Yukarıda da gördüğünüz gibi telefonları zaten sıralıyorlar. Satın alma kısımlarını biraz hızlı geçeceğim. Ama şöyle detaylarını göstereyim arkadaşlar sizlere. iPhone 10 64 GB Silver modelini istiyorum. 12 ay EasyJet garantisinde zaten bu yazıyor. Yenilenmiş telefon. Bütün fonksiyonları çalışmakta. Kozmetik durumu çok iyi. Pil sağlığında %90 olduğunu burada söylüyorlar. Pil sağlığı konusunda belirtmeleri çok önemli bence. Hafızası 64 GB. Rengimiz silver. Tamam, bunu sepete ekleyelim. Şimdi burada yenilenmiş telefon kısmını biraz açayım isterseniz arkadaşlar. EasyJet'e gönderilen telefonun mesela ekranında çizik var, kasasında çizik var vesaire. Telefonun temiz olan çalışan iç aksamını alıyorlar ve yeni çiziksiz tamamen tertemiz bir kasaya aktarıyorlar. Ekran üzerindeki çizikler içinse ekrandaki cam değişiyor arkadaşlar. Ekran tamamen değişmiyor. Bunu da hatırlatalım. Bu iPhone 10'u şimdi ben satın alıyorum ve diğer telefonlara da hızlıca bakalım. Şöyle bir tane de iPhone 7 alalım. Hemen bakalım detaylarına da bunun. Bunu da silver alalım. Yine 12 ay EasyJet garantisinde yenilenmiş telefon. Bütün fonksiyonları çalışmakta. Kozmetik durumu mükemmel. Pil sağlığı 100. Hafıza 32 GB. Sepetimize ekleyelim. Şimdi gelin bir tane de hızlıca Android bir cihaz alalım. Android'in gönlü kalmasın arkadaşlar. Tabii ki de. Şöyle Note serisinden bir şey alalım. Note 8 bakalım mı ya? Note 8 ucuz mu acaba? Ne kadar ikinci el piyasasında hiç bilmiyorum. 64 GB'lık Note 8 yine tüm detaylar yazıyor arkadaşlar. Tamam, bir tane de Android olarak Samsung Galaxy Note 8'e ekliyorum. Ve bunların şimdi siparişini geçip kargoyu bekliyorum. Evet arkadaşlar, Lütfi'den sonra direkt Şappa Danakya karşınıza ben çıktım. Çünkü telefonlar geldi, Lütfi gelmedi. Doğal olarak videonun kalanında ben olacağım. 3 tane cihaz sipariş edilmiş. Hemen başlayalım. Kutu böyle. Burada bir bandrolü var. Üstünde bir adet böyle bir sünger geliyor. Bu yanılmıyorsam iPhone 7. İçinden bir adet şarj kablosu çıkıyor. Bir adet adaptör. Bir de burada EasyJet garanti şartı.
kartları çıkıyor. Kutuda başka bir numara yok. Sıradaki kutumu alıyorum. Bir adet düz iPhone 10 arkadaşlar sipariş edilmiş. Yine kutu içeriğine baktığımız zaman şarj kablosu, adaptör ve garanti şartlarını görüyoruz. Üçüncü telefonumuzda artık bir Android olsun bari. Evet, bunun içerisinden de Note 8 çıktı. Kutu içeriği yine bir adet hızlı şarj adaptörü, bir adet de Type-C kablosu çıkması lazım. Yine garanti şartları vesaire vesaire var. Şimdi ilk olarak telefonlarımızın kozmetik durumlarına bir bakalım. Arka kısmında herhangi bir problemli durum görünmüyor. Apple logosu ve kamerası da dahil olmak üzere ki ona bakacağız. Şu da ön kısmı arkadaşlar. Ön kısmında da herhangi bir dezenformasyon veya çizik söz konusu değil. Yanlarına baktığımız zaman da herhangi bir çizik unsuru görmüyoruz. Bu kozmetik olarak buna baktık. Sıradaki cihazımız iPhone 10. Şimdi iPhone 10'un ön kısmına bakıyoruz. Camında herhangi bir çizik vesaire vesaire elime gelmiyor arkadaşlar. Herhangi bir problem yok. Çerçevede de gördüğünüz üzere ufak tefek kılcal çizikler var. Fakat onun haricinde başka herhangi bir şey yok. Yan tarafında da herhangi bir dezenformasyona denk gelinmiyor. Arka kısmında yok arkadaşlar bir problem. Kameraların üstünde de herhangi bir çizik yok. Zaten onu deneyeceğiz. Bu da kozmetik olarak geçti diyoruz. Şimdi elimizde Note 8 var. Kameralar kısmında herhangi bir dezenformasyon yok. Ön kısımda da gördüğünüz üzere yok arkadaşlar. Çerçevelerinde yine ben göremiyorum şu anda herhangi bir çizik vesaire. Arkasına baktığım zaman da yine aynı temizlik burası için de geçerli. Şimdi gelin isterseniz bu cihazlara bir kurulum yapalım. Bir açalım, bir de fonksiyonlarını test edelim. Şimdi arkadaşlar cihazları açtık. İlk olarak Note 8'in kalemini bir kontrol etmek istiyorum. Şöyle çizikler atalım. Herhangi bir hissiyat kaybı yaşamıyorum, hala onu belirteyim. Aynen, kalem gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. Şimdi şu kamerasını bir deneyelim. Ön kamerasını açıyorum. Çek bakayım. Evet, şu ön kamerasıyla çektiğim fotoğraf herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Şimdi bir de arka kamerasını test edelim. Şöyle bir dışarıyı çekeceğim. Aynen, şu şöyle. Zaten bir şeye odaklayamadı ama fonksiyon çalışıyordu bu arada. Şu da diğer çektiğim fotoğraf. Evet, Note 8 en azından kamera testimizden geçti arkadaşlar. Zaten kozmetik olarak da herhangi bir sıkıntısı yok. Sıradaki cihazım iPhone 10. iPhone 10'da direkt olarak kameralara geçebiliyoruz. Kendimi çekeyim bakayım. Evet, biraz çirkin bir fotoğraf oldu. İdare edeceğiz artık. Şimdi arka kamerayı da aynı yerde deneyeceğim. Evet, buna baktığımız zaman da arka kamerasında da herhangi bir problem görmüyoruz. Zaten kozmetik olarak da sorunsuzdu bu cihazımızda. Geldik iPhone 7'mize. Hemen direkt kamerasını açıyorum. Çekeyim. Herhangi bir fonksiyonel sorun görünmüyor. Aynı yerde arka kamerayı deneyeceğim. Bunda da herhangi bir problem görünmüyor. Kozmetik olarak da her 3 cihazda gayet iyi durumda. Arkadaşlar artık böylece 3 telefonumuzda denediğimize göre videonun sonuna gelmiş olduk. Sizler de ikinci el telefonunuzu satmak veya ikinci el yenilenmiş garantili bir cihaz almak istiyorsanız easycep.com'un adresini açıklama kısmına bıraktık. Oraya tıklayarak videoda gösterdiğimiz gibi bütün işlemleri yerine getirebilirsiniz. Kafanıza takılan bir şey varsa bizlere yorum bölümünden ulaştırabilirsiniz. Başka bir webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.